Kardeşlerim, hani Diyarbakır etrafında dağlar var diye bir türkü var ya, işte o dağlardan biri de meşhur Kırklar Dağı'ymış. Her insan zamanı geldiğinde şöyle kucağına aldığında zıplatmak isteyeceği, abucuk bucuk diliyle konuşacağı, mis gibi melek kokulu bir altın topu olsun ister. Allah kimine verir, kiminin kucağına vermez. İşte o havalide de çocuğu olmayanlar doğru Kırklar Dağı'nın eteğindeki Kırklar ziyaretine gidip adak adarlar. Ya Rabbi, bizim de bir çocuğumuz olsun diye dua ederlermiş. Zengin mi zengin, atları matları olan, top atsan yıkılmaz bir süryani ailenin de ne hikmetse çocuğu olmuyormuş. Kiliselere mumlar mı dikmemişler? Fakir fukaranın karnını mı doyurmamışlar? Sabahlardan akşamlara kadar istavrozlar mı çıkarmamışlar? Ne yaptılar, ne ettilerse bir türlü olmamış. En sonunda kadın kocasına, aman Abraham efendi, kulun kölen olayım, hamama ibriğin olayım, gel bir de şu Kırklar ziyaretine bir adak adayalım demiş. Ama neticede orası Müslüman ziyareti. Adam önceleri direnmiş, sonra çocuk sevgisi ağır basmış, mecburen kabul etmiş. Karı koca 40 gün, 40 gece Kırklar ziyaretine 40 kurban kesmişler. 41. gün kadın hamile kalmış. Allah bu çifte nur topu gibi bir kız evlat vermiş. Abraham ve Madame Maryam sevinçlerinden develer, züreyfalar kestirmiş. Yaprak dönerler, eşkili meftuneler, kaburga dolmaları, mumbarlar, içli köfteler, midye dolmaları yaptırmış. Hatta kafamdan büyük, dev yarasa buz gibi Diyarbakır karpuzları kesilmiş. Sütlü Nuriye bile yaptırılıp dağıtılmış. Davullar, zurnalar çalınmış. Ankara misketleri, şemmolar, şehhaneler oynanmış. Gebro Mahmudi, Varabi Ali diye sevinç çığlıkları atılmış. Tabii masa altından rakı makı da indirilmiş. Of be, bir şişe açsam şimdi anca. Of, of. Sus kirli, zaten şiştim. Bu eli açık süryani aile kızlarına Suzan adını vermişler. Kısaca Suzi diye çağırıyorlarmış. Hani biz Selahattin'e kısaca Selo deriz ya, işte onun gibi bir şey. Neyse kardeşlerim, Suzan aşağı, Suzi yukarı, el bebek, gül bebek evladı büyütmüşler. Her isteğini emir telakki etmişler. Ağlayan bebek, gülen ayva, zıplayan top, altılı CD çalar, cep telefonu, ne istediyse almışlar. Bu Kırklar daha çok mu uzak? Diyarbakır'daymış dedi ya. Anneciğim, Suzan'ı her doğum gününde süsler, püsler, giydirir, kuşandırır, kurdelesini, tokasını, künyesini takar, Kırklar ziyaretine kurban kesmeye götürürmüş. Bir nevi minnettarlık nişanesi olaraktan. Bunu adet edinmişler. Günler günleri kovalamış, yıllar yıllara nanik yapmış. Suzan Suzi yüzüne baktığında bütün sağlam gözleri 2 derece mi yok, 22 derecede astigmat yapan, yaldır yaldır yanan, haldır haldır yakan, kara üzüm habbesi gibi bir genç kız olmuş. Giderken, gelirken, akaradır makaradır derken, yakışıklı ibaresinin yakışıksız kalacağı limitsiz yakışıklılık sembolü Müslüman komşuların oğlu Adil'e aşık olmuş. Oğlan zaten kıza 3 yaşından beri hastaymış. Doğal olarak bu iki genç gizli gizli pastanelerde, postanelerde aşkın kare kökünü ezberlemeye başlamışlar. Ezberledikçe birbirlerine bağlanmışlar.
kalpleri tıkır tıkır bünyan halısı gibi birbirine dokunmuş. Bir tek Suzan'la Adil asla birbirine dokunmamış. Sen sus, gözlerin konuşsun felsefesini. Şiar edinmişler. Hayırlı, enişten bizi halı gibi tıkır tıkır dokuyacak vallahi. Hadi be. Konuşanı kahveden atarım. En heyecanlı yeri lan. Ah be kardeşlerim. Ateşle barut yan yana durmaz derler ya. Neticede Suzan pamuk gibi gencecik bir kız. Dolayısıyla ateşle pamuk da yan yana durmamış. Suzan genceldikçe anacığı kocamış. O ayacıkları tutmaz olmuş. Gene de sözünden dönmemiş. Bu defa hizmetçileriyle Suzan'ı Kırklar Dağı'na kurban kesmeye göndermiş. Yine bir doğum gününde hizmetçiler kurban kesme telaşındayken Suzan'la Adil Kırklar Dağı'nın arkasına dolanmış. Eller ellere selam çakmış, gözler gözlere göz kıtmış, güneş bulutların arkasına kaçmış, sincaplar yuvalarına saklanmış. Vücutlar birbirine yaklaştıkça boğaz vapurunun makine dairesi gibi tazecik, cigara görmemiş ciğerler vermiş birbirine nefesi. Nefesler nefese karışmış, terler tanıdık olmuş, tenler tanıdık olmuş, göz bebeklerinde birbirlerini görmüşler. Başka da kimse görmemiş. Allah Allah! Ziyaret yerinde. Ya, ziyaret yerinde. Kardeşlerim, akabinde ve detayında Suzan o günden sonra bir acayipleşmiş. Dicle Nehri beni çağırıyor. Balıklar bana el sallıyor. Gitmem lazım der olmuş. Kimse hiçbir şey anlamamış. Bir gün sabah tan yeri ağrıyorken Suzan on gözlü köprünün orada boynundaki kolyesini kumlara, kendisini Dicle'nin sularına bırakıvermiş. Nice ana kuzularını yutan Dicle Suzan'ı da yutmuş. Sevdiğinin boynundaki altın haçı kumların üzerinde gören Adil yeri göğü yırtmış. Ciğerler bağırmış, gözyaşları Dicle'yle yarışmış. Sevdiğiyle Kırklar ziyaretinde 40 düğüm oldukları aklına gelmiş. Pişman olmuş. Ziyaret çarptı bizi diye atmış kendini kumlara. Ağlaya ağlaya delirmiş. Kırklarda 40 gün yas tutmuş. Dicle Nehri 40 gün 40 gece gözyaşı akmış. Baba, kafama bir şey takıldı. Aga, sen onunkine cevap ver. Benimki miyim değil. Söyle Celal'im. Kafana takılanı çözelim. Tamam. Bu Suzan gayrimüslim. Bilmiyormuş. Ziyaret yerinde kendini kaybetmiş. Peki bu bizim Adil bu tongaya nasıl düşmüş? Ben bilmem Celal'im. Aşık olana soracaksın. Var mı içinizde aşık olan? Kör olasın zalım Suzan, Suzan, Suzi, Suzan, Suzi.